Demokratik Almanya, Aa, Doğu Almanya. Oradaki. Arkada nasıl unuttursunuz Tanju? dedim ya. Sanki ben Doğu Almanya'nın teknik direktörü, <laughs> Hesap soruyorum. Hesap gördü yani. ödersiniz değil öyle. <laughs> öyle. Unuttuğu yani zaman ben gelir, bırak gelip yapıştırırım <laughs> direkt. Hiç önemli değil. Unutmaları güzel. Hoşuma evet. gidiyor. Arkalarda dolanıyorum. Sonra diyorlar ki Tanju koşmaz. Niye koşayım baba? Hesaplamayı biliyorum. <laughs> Matematiğim kuvvetli. Kısa alanda çabuğum. Gol vuruşlarım çok iyi. Kafa toplarım var. E Daha ne olsun abi? Allah aşkına bir golcü de. Ben bugün olsa var ya sevgilim taklada. Ben bugün transfer olmak istesem yani oynamış olsam bunlar da var olsa vallahi 7 8'den aşağı almam çünkü bakıyorum oynayanlara üç buçuk dört oynamayan Falco 6 e biz oynayanız çünkü sakatlanma yok hayatım boyunca bir kere sakatlandım şu üst adelem attı onun haricinde hayatım boyunca hiç sakatlanmam yok. Ne ayak kırıldı, ne kas çekti, ne lif koptu. Hiçbir yoktu Ümit E şimdi onlara Falko'ya 6 milyon veriyor hiç oynamadan. Nerede Falko? Yaşıyor musun? Bir ses ver. Lütfen bir ses ver. Falko nelerdesin? Hala İspanya'da mısın? Oyna görelim. Oyna görelim. <laughs> Türk görmek istiyor. 6'yı indirdin. Oh indire gendi. Oh ne kadar güzel hayat sana. Azi Alkmaar 2-0 yaptı enfen karşısında yapar. Ee, bir de Al, yani, iyi bir de yani şimdi mesela bugün bakmıştır hava durumuna, sahanın vaziyetine burada oynanmaz demiş olabilir. Falko kesinlikle. Eğer 15. dakika sakatlanmasa Tüdevana. <laughs> Niye? Çok sert oynanacak bir maç. İkili mücadelelerde Falko çok üst level'da değil yani, çok güçlü değil. Zaten <laughs> rüzgarı görse sakatlanıyor. Sevgili bir takta. Ya Gerçekleri söylüyorum. Gülme lütfen. Yok yani Yanlış siz golciler, şey Golcileri golcüler, Biz... pek beğenmezsiniz ama... Yok. falka konusunda söyleyeceğim bir laf yok. Tabii. Yani ben beğenirim. Savunamam. Vuruşları olsun. Gelsin. Aldığı paranın hakkını versin. Amenna. Saygı duyarım. Bir şeyler öğretiyor mu? Bir şeyler... Gol vuruşları var mı? Değişik koşuşları var mı? Yani klasik golün haricinde... Güzel goller atmalı Falcao. Çünkü aldığı para, böyle bir para yok. Oynamadan alıyor bir de. E tabi sözleşmesini bilemiyoruz. Şimdi bir buçuk hikayedir var mı Falcao? Yok. Yok. Biz onu gol makinesi olduk, tıraş makinesi vallahi Özür diliyorum. Bunu söylemek zorundayım. Söyleyen adamın apoletlerine de bir bak Falcao. Yani bir bak. Ben o yüzden söylüyorum. Ben seni seyretmek istiyorum. Ben senin Galatasaray'a faydalı olmanı istiyorum. Güzel goller atmanı istiyorum kardeşim. Bu benim en doğal hakkım. En doğal hakkım. Ben de taraftarım. Ben de Peki, seyirciyim. Peki Tanju şöyle söyleyeyim sana. Lütfen. Bir Mesut kazandık mı? Henüz değil. Türk futbolu. Henüz değil. Henüz değil. Çok erkeniz ya. Niye bu kadar erken karar veriyoruz? Bak Mesut'a top geldiği sürece. Mesut topu Türkiye'de en iyi kullanan futbolcu. Doğru. Ama şimdi Mesut'un topu aldığı zaman. O birinci bölgeti, bölgedeki stoperlerin arkalarına. O Santfor veya Ucum'da oynayan futbolcuların. Derinleme koşu yapmaları bu çok önemli. Mesut'la ilişkilenmeleri, göz teması olmaları çok önemli. Şimdi daha idmana başlayalı 10 gün oldu Mesut. Bu kadar çabuk sürede bir futbolcu maç özelliğini kazanamaz. Yani çünkü maç eksikliği var. Evet. Düz koşmuş, amenna. Kendini hazır tutmuş, amenna. Ama sahadaki ikili mücadele çabuk koşu kısa koşu e, şey e, nedir e, bu koşulardaki kalp hızlılığı, çabukluğu bunlar çok önemli şeyler sevgili birtakdan. Evet. Bir futbolcu eğer 7 gün antrenmana çıkmıyorsa 10. gün normal insan gibi oluyor. Normal insanmış gibi oluyor. Evet. Ama çok kısa sürede antrenman yaptığı zaman tekrar eski futbolcu özelliğini kaybediyor. Yani bunu evet. anlatmak istiyorum. Bir futbolcu 10 gün antrenmana çıkmasın şu anda biz nasılsak senle o futbolcu da öyle oluyor. Geriliyor hemen. Aynen. Böyle. Gerileme başlıyor. O yüzden ama tekrar bisiklete binmek gibi çalışmaya başlayınca hızlı şekilde bizden çok daha çabuk, geliyor. çok daha çabuk form tutabiliyor. Ama e, Mesut'un çok şey katacağı ortada güçlendiği zaman. Tabii. Yani topun şiddetini ayarlamakta mesela bir iki kere dün gördük. Böyle bir pas attı ki koş yeter. Tabii ama bak bir şey söylüyorum. Çok teknik. Çok. Top ayağına çok yakışıyor. Çok iyi kafası Evet. bakıyor. Oyun görüşü müthiş Tabii tabi. oyun görüşü çok önemli. Top gelmeden kime atacağının hesabını Karar yapıyor. Abi. Bunlar abi bu adam Dünya Kupası oynamış, Dünya Şampiyonu olmuş, Avrupa Şampiyonu olmuş. E, oynadığı takımlarda yani Avrupa'da kazanamadı kazanmadığı kupa yok. Çok güzel goller atmış, attırmış. En önemli özelliği Tabii. de e, gol attırması, evet. asist yapması. E, bu yabancı değil ki bunlara. Şimdi özür diliyorum. Ben antrenmanda penaltı noktasına topu dikiyordum. Pena kaleci yok ama köşelere de oklava koyuyordum. O zaman öyleydi. Ben geliyordum o çatala, bu çatala 10 tane atıyordum. Kaçını atıyordum biliyor musun sevgili Ümit Aksa? Sana göre kaç olur? Şimdi ben penaltı topu diktim. Evet. Kalede hiç kimse yok. Evet. Vuruyorsun. Şöyle vuruyorum o çatala. Sonra dönüyorum bu çatala. Kaç dakika attım? 10'da 6 müthiş. Vallahi 10'da 8'den aşağı atmadım. Bak yemin ediyorum. Fenerbahçe Allah, antrenman sahasında. Senin meziyetin sağ ayak içi iki boyun adelelerine değil darbeli kafa. Evet. Yarım voleyi o çataları unuttun mu? <laughs> Onları sana hatırlatmam lazım. Sana bir video yollamam lazım. Eski golleri sen unutmuşsun. <laughs> Allah'tan kaf, kaf unutmadın da. Ankara Şirini sinirlendirmedin Şöyle bir şey var. Ee, bu arada e, Konya Denizli maçında ortalık alevlendi. Hareketlendi. 90 oh. Artı oh. 4'te oynanıyor. Oh. Hafif bir sertleşme. Hafif, hafif bir sertleşme değil, değil, hafif değil. Sevgili mi da şimdi tekbe tokata Kap... döndü iş. <laughs> Hüseyin Göçek de çekildi. Uzaktan izliyor. Ee, Kırmızılar çıkacak mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Rodega galiba. Kim o? Rodega. Rodega. Bak. Şimdi biraz evvelki girişi topa girişi hiç evet. normal değil ki. Allah aşkına. Bir sarı, bir sarı. Hüseyin Göçek çok fazla can yakmayayım dedi. Birer sarıyla Oğuzlar o arasında bir ee, e ne oldu şimdi bak öpüştüler. Pişmiş, e, bugün Ali doğru İbrahim hazırsa şu kavga dövüşü artık futbolu konuşamayacağız da. İbrahim Doğan Evet İbrahim Doğan. Değil mi? Konya'da. İbrahim Doğan. Bulalım İbrahim Doğan'ı. Bu O kulübeye de sarılar. Denizli Konya maçında. Biraz evvel gördüğümüz aslında bir tekme vardı değil mi? olmaz olur mu? Direkt böyle Rodayaka giriyordu. Niye o zaman? Görmedi. Hocam görmedi ne yapayım? Vara gitmedi. Ben mi buradan söyleyeyim Vara gitsin? Sevgili bir takta. Kartla cezalandırınca var çağırmıyor. Gördü, Ama bir şey söyleyeceğim. Verdi diyor. O, o ayak gördün mü o ayağı? Evet. Şimdi o ayak birine değse bir ne olur o etse... ayak? Bir dakika. O ayak birine değmiş olsa, değer gibi gidiyor. Yani, Allah'tan çocuk yaralar ve sakatlar. Kesinlikle ayaklarının alttaki vidayla buraları yaracaktı ve burada büyük hasar olacaktı. Evet. Ama ben Oğuz'un hiç yanlış yaptığını görmedim halde. İbrahim Doğan beni duyuyor musun? Ya, da, da, da. Alo. Alo Ömür Tak'tan. Evet, maç karakolluk olmaya başladı. Ümit Haktan, tabii e, Konya Spor 2-0 önde ve Denizli Spor, e, geride olduğu için biraz gerginlik yaşanıyor maçta. Godeyaga, e, evet. Abdülkerim, Oğuz Kağan ve Tagal arasında bir gerginlik çıktı. Ve tabii o gerginlikte itişmeler yaşandı. İtişmeler sonrasında da e, Oğuz Kağan güç e, sarı kart gördüğünü söyleyebiliriz bu noktada. Ve tabii karşılaşmada artık duraklama dakikaları Oynanıyor. Deniz Spor atakta farkı bire indirme çabaları Deniz Spor'da ve Konya Spor'da iyi kapanmış durumda. Tabi e, skoru koruma gayreti içerisinde e, istifak oldu Konya Spor. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Artık son saniyeler böyle bitecek gibime geliyor bu karşılaşma. E, uzatmanın da uzatmasını oynamaktalar çünkü.